Yerde gırtlaklayıp gırtlaklayıp tekrardan bırakıyor. Duvardan duvara sürüdü. Saçlarımı tutup oradan oraya oradan oraya çığlık attım. Yardım edin, imdat diye. O çığlığı duyan, yardıma koşan olmadı. 5 aylık kocası tarafından saatlerce şiddete uğradı. Eşinizi o hale kim getirdi? Tamam abi. Eşinizin parmağını kim kırdı? Özel güvenliksiniz değil mi? Evet. Ya bir kıskançlıktan beni öldürmeye çalışıyor ya bambaşka bir şeyden beni öldürmeye çalışıyor. 35 yaşındaki talihsiz kadın 5 ay önce Volkan Yılmaz'la dünya evine girdi. Ama mutlu bir yuva hayali kurarken cehennemin ortasına düştü. Dün önce işe gitmemi istedi. Sonrasında tekrardan işe gitmememi istedi. Sonra sen niye işe gidiyorsun diye dövmeye başladı. Kendi kendine kıskançlığından. Her geçen dakika şiddetin dozunu arttırdı. Önce yumrukla sonra tekmelerin ayaklarında en sonunda dayanamadı. Kemeri çıkartıp kemerle dövmeye başladı. Kocasının yumruklu, tekmeli hatta kemerli saldırısına uğrayan talihsiz kadın onun elinden kurtulmak için defalarca çığlık attı, bağırdı. Ancak sesini bir türlü duyuramadı. Üst kattan ev sahibi sadece akşam saatlerinde sakin olun gençler diyerekten uyarı yapmaya geldi. Polisin geleceğini düşününce şeytani bir plan yaptı. Hadi dedi, sen de sinirini benden al. Hani amacı onun da gidip hastanede rapor almasıymış. Kocasından yediği dayak sonucu parmağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan talihsiz kadın daha fazla dayağa dayanamadı. Kocası işe gittikten sonra polisten yardım istedi. Hiçbir şekilde bu hayatta can güvenliğimiz yok ama sadece işimden gelmesini istemiyorum ölümümün o kadar. Tüm bu dehşeti yaşatan acımasız adam inanılır gibi değil ama özel güvenlik görevlisiydi. Karşısında polisi görünce şaşırdı. Eşinizi kemerle dövdüğünüz iddia ediyor. Hayır, hayır. Böyle bir şey yok. Eşinizi o hale kim getirdi? Tamam abi. Eşinizin parmağını kim kırdı? Şey yap, hareket edin. Özel güvenliksiniz değil mi? Evet. Eşini darp eden o koca şu anda Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürülüyor. Talihsiz kadın ailesinin evine taşındı. Şimdi tek isteği ona bu kabus dolu günleri yaşatan adamın hak ettiği cezayı alması. Hapishaneye düşmekle bir şey olmuyor ki, psikopat psikopatlığına çıkınca yine tekrar devam ediyor. En ucuza giden şey insan hayatı deyip duruyoruz. Özellikle çocuklarımızın hayatı nasıl da ucuza gidiyor, görmek ister misiniz? Evet.